Dostlar merhaba, yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bugün finansal piyasaları konuşacağız. Bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bildirim zili önemli. Bundan sonra çok video yükleyeceğiz. İlk siz haberdar olun. Sonra vay bak burada 500 kişi yorum yazmış, bana bu bildirim niye gelmedi demeyin. Vay ben ekonomist çobana Aralık ayında abone olsaydım. Vay o 0 lirayla nasıl yatırım yapılır videosunu izleseydim de onun dediğini yapsaydım şu anda Cikka'ya indirmiş olsaydım. Vay ben onu izlemiş olsaydım da 2020 kehanetlerinden borsalar dipşiz çöküş yaşayacak dediği zaman borsa tepedeyken çıksaydım dememek için o bildirim zilini açın, videoları takip edin. Bir şey daha söyleyeceğim. Yorumlara lütfen dinlemek istediğiniz, şunu anlatın dediğiniz bir konu varsa onu yazın. Çünkü bu ara çok sık video çekeceğiz. Günde ikişer üçer video çıkmayı planlıyorum. Allah bir mani olmazsa. Etmezse. O yüzden konuları istediğiniz şeyi, duymak istediğiniz şeyi yazın. Biliyorsam anlatacağım bu arada. Bilmiyorsam ben bir ekonomist değilim. Tekrar söylüyorum. Finansal okul yazarlığı olan matematiksel gerçekliğe çok bağlı bir modelleme yapabilen çobanın biriyim. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Aynı zamanda finansal piyasaları da yakından takip ediyorum. Bir ekonomist edasıyla değil, gerçek bir kişi, sizin gibi gerçekten reel iş yapan, üretim yapmaya çalışan, bir yandan da kendini ekonomik güçlüklerle, ekonomik savaşla mücadelede korumaya çalışarak ya da geliştirmeye çalışarak bunları da size anlatmaya çalışan bir çobanım. Mustafa, dünyada neler oluyor? Finansal piyasalar alt üst olmuş. Ne diyorsun? Hangisini anlatayım ya? Petrol dip yaptı. 20 dolarlar seviyesinde gezinen bir petrolden bahsediyoruz. Altın uçtu. İşte dolar uçtu. Dolar endeksi neredeyse tarihi zirvelerine yaklaştı. Ki bu Amerika sınırsız para basacağım diyor olmasına rağmen TL hızla değer kaybetmeye devam ediyor. Swap oyunları oynuyoruz. Borsalar çöktü. Birinci dalgası gerçekleşti. Daha önce söylemiştim. 2020 kehanetleri hala izlemeyen varsa açsın izlesin. Borsalar çökecek dedim. Dipsiz bir çöküş yaşanacak dedim. Birincisi gerçekleşti. Birincisi. Şimdi bir dalga daha bekliyorum. Daha kuvvetli bir dalga. Durgunluk had safhada. Yani bu durgunlukla izah edilebilecek bir kelime de değil. Durgunluk ekonomik faaliyetin yavaşlaması manasına gelen bir kelime. Şu anda durma noktasındayız. Neresinden tutsan elinde kalacak bir senaryonun içindeyiz. İş yapılmıyor, hizmet üretilmiyor. Her gün biraz daha fazla sayıda firma batıyor ve batmaya doğru ilerliyor. İçinden çıkılamaz bir buhranın içindeyiz ama dillendirilmiyor. Bunu şuna benzetebilirsin yani kral çıplak dediği zaman bir çocuk uyanıyorlar ya kralın üstünde hiçbir şey yokmuş diye. İşte onu söylemiyorlar. Uyanıkların hepsi yavaş yavaş paralarını alıp uzuyor. Bu gelişmekte olan ülke piyasalarında da böyle, kendi borsalarında da böyle. Türkiye'den inanılmaz bir yabancı çıkışı var. Yatırım zaten yok, sürekli artan bir yabancı çıkışı vardı. Şu anda artık had safhaya ulaştı. Buraya para niye gelir? Daha fazlasını kazanabilmek için. Herkes biliyor ki dünyanın hiçbir yerinde kazanamayacak. Ve en kötüsü de gelişmekte olan ülke piyasaları, Türkiye, Arjantin, Brezilya vesaire gibi piyasalar, en büyük darbeleri yiyecek olan piyasalar burası. Burada birkaç kuruşu kalmış olan varsa onlar da toplayıp gidiyor. Tehlike anında kaplumbağa ne yapar? Kaplumbağa içine kaçar. Bak şöyle düşün bak, yabancı yatırımcı elinde dolarlar, altınlar falan var böyle. Girmiş gelişmekte olan piyasalarda. Ama böyle. Bak parayı da alıyor. Alıp kaçıyor adam. Şu anda durum bu. Dipsiz bir kuyunun içindeyiz. Kolay çıkabileceğimizi sanmıyorum. Her şeyi açık açık anlatamıyorum ve anlatmak da istemiyorum. Panik ortamına mal vermemek için. Ama ben hızlı bir çıkış ya da seri bir çıkış ya da işte bir çıkış beklemiyorum şu durumda. Mesela iki ay sonra bu salgın ilacını bulduk dediler, bitti. Bak biz şu anda
sadece şeyin etkisindeyiz. Böyle bir sıkıntı var. Daha fiziksel olarak sonuçlarını net olarak yaşamadık. Daha mesela batan firmalardan hiç haberimiz yok. Ödenemeyecek kredilerden hiç haberimiz yok. Bankaların yarın öbür gün ne duruma geleceğinden hiç haberimiz yok. Yarın altının onzunun kaça fırlayacağından haberimiz yok. Çünkü filmde şu anda pausa basılmış durumda. Evet. Play'e basıldığı zaman film nereden devam edecek bilmiyoruz. Evet, gerçek etkisini bu perdeyi kaldırdıkları zaman görmeye başlayacağız. Ve gerçek etkisi şu anda düşündüklerimizden çok daha ağır maalesef. Evet. O yüzden ikinci dalga gelecek. Ama şu anda akıllılar ikinci dalga öncesi, bir önceki videoda şeyi söylemiştim, Pegasus hissesinden bahsetmiştim. Yani borsadaki hisselerin, uçağa kalkmayan Pegasus hissesinin değer kazanıyor olmasından bahsetmiştim. Bu nedir biliyor musun? Bu tarz işler genellikle büyüklerin maldan çıkabilmek için uyguladıkları bir taktiktir. Sana şey izlenimi verir. Abi düzeliyor galiba, dur ben şuraya gireyim. Sen giriyorsun ya, o elindeki malı sana veriyor. Sen aldığında kalacaksın. Yarın öbür gün adam alacak, gidecek. Bir bakacaksın. Çok avaş. Çok avaşı ben çok sık kullanıyorum. Umarım ne anlatmak istediğimi anlayabiliyorlardır. Biz gerçek etkileri bu perde kalktıktan sonra göreceğiz. Hasar tespitini o zaman yapacağız. Bu biraz şeye benziyor. 99 depremini yaşadın mı? Tabii. Deprem oldu, aşağı indin. Elektrikler kesik. Hiçbir fikrin yok ne olduğuyla ilgili. Bakıyorsun sadece gözünün görebildiği kadar görüyorsun. Yıkılan bina var mı vesaire falan filan var mı diye. Hasarı ne zaman öğrendin? Sabah. Güzel. Gün aydınlanınca değil mi? İşte gün aydınlanınca durumun şu anda düşündüğümüzden çok daha sert fiziksel etkilerinin olduğunu, finansal etkilerinin de olacağını. Finansı konuşuyoruz ya, aslında şu anda öyle bir noktadayız ki finans ya da ekonomi sosyolojiden bağımsız konuşulamaz durumda aslında şu anda. Ekonomi konuşacaksan sosyoekonomi konuşacaksın. Çünkü artık insan davranışları değişti. Ekonomiye yön veren şey, ekonomiyi ayakta tutan, hayatta tutan, yolunda götüren ya da hangi yola gideceğini söyleyen şey insan davranışları. Ya da yolunda götürmeyen. Ya da götürmeyen. İşte bu insan davranışları değişmiş durumda. Şu anda mesela insan davranışı yok. Duruyoruz. Perde kalkınca, gün aydınlanınca adam bir bakacak. Ya bizim düşündüğümüzden çok daha fazla yıkım var. Hala cebinde biraz parası varsa bile yatırımda kullanmayacak. Çünkü biliyor ki yıkım çok daha büyük. O zaman görecek. İşte o zaman ikinci dalgayı yemiş olacak piyasalar. Yani koronavirüsün ikinci dalgası gelir mi gelmez mi onu bilmiyorum da. Bu ekonomik sıkıntının ikinci dalgası gelecek. Daha önce pek çok kez videolarda söyledim. Borsada durmayın, borsadan çıkın. Borsalardan çıkın, borsalardan çıkın. Bak geliyor gelmekte olan borsalardan çıkın dedim. O gün bana itiraz edenler bugün ne dediğimi anladılar. Her şeyi açık açık söyleyemiyorum arkadaşlar. Detaylandıramıyor ya da her ayrıntısını anlatamıyor olsam da siz üzerinde düşünün, bu adam niye böyle demiş olabilir diye. Ya diyorum ki, sıfırlarıyla nasıl yatırım yapılır videosunda anlattım. Diyorum ki ben kredi çekeceğim, kredi faizleri çok düşük ve altın alacağım. Altını da dijital hesapla almayacağım. Fiziksel olarak alacağım, cebime koyacağım. En az 7-8 tane videomuzda fiziksel olarak altın alınması gerektiğini, herhangi bir yatırım yaparsam altın alacağımı ve fiziksel olarak alacağımı, hani banka hesabında tutmayacağımı söyledim. Altında yüzlerce yorum var. Abi niye fiziksel, niye fiziksel, niye fiziksel? Ya arkadaş, söyleyemiyorum işte. Niye fiziksel olduğunu söyleyemiyorum. Anlayın ya da anlamayın. Ama şimdi anlıyorsunuz niye fiziksel. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu var. O yüzden önceki videolarda açın bakın. Neler demişim, hangileri olmuş, hangileri olmaya devam ediyor. Bu videoyu da ona göre değerlendirin. Az önce sorduğun niye fiziksel diye şaka yollu sordun ya. Evet. Diyelim ki bankada paran var. Hiç cebinde de hiç paran yok. Banka hesabında dijital altın hesabın var. Atıyorum 20 gram altınım var. Diyorsun ki hani gideyim alayım bir para da ekmek alayım kendime.
Ya sokağa çıkamazsa? Ya bankadaki çalışan ya, hastalandıysa? Ya banka kapalıysa? Ya evde yoksa? İçim ürperiyor değil mi? Niye fiziksel altın? Elinde bir güç. Evet. Dijital altın kripto paraya benziyor mu? Yok, benzemiyor. Dijital altın bankaların insanlara taahhüt hani istediğiniz zaman alıp satıp alım satım yapabilirsiniz. Daha hızlı hareket edersiniz, para kazanırsınız falan filan diye. Hayali bir şey. Hayali. Öyle bir altın yok zaten. O sana diyor ki altın almış gibi yapalım biz sana. TL karşılığı olsun. Alış yap, satış yap. Alış satış yaptığın zaman ben aradan alış satış komisyonunu alayım. Ortada hiç altın yokken. Para da yok. Ha. Rakamlar. Rakamlar. Sen kazanırsan işte alış satıştan o büyük makasa rağmen para kazanmayı başarmış yetenekli bir arkadaşsan TL olarak arasındaki farkı alayım. Kaybettiysen komplesini alayım. Yarın öbür gün altın ver dediğin zaman altın yok. Az önceki sorumu niye sordum? Onu ayrı bir videoda paylaşalım. Bu videoda da bahsedelim. Geleceğin parası kripto para mı? Bir flash belleğin içindeki para güvenli mi? Ya da aynı böyle bir durumda bakkala gidip amca benim elimde bir flash bellek var diyebilecek miyiz? İpucu verme. Daha önce benden dinlediklerini sor. Kripto parayı anlatmayı çok istiyordum. Ama çok çok istemiyordum. Şu anda çok 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 istiyorum kripto parayı anlatmayı. Hiç bu kadar istekli olmamıştım. Kripto parayla ilgili hiçbir yerde duymadığın, yani birisinin videosunu izleyip bir yeri okumuş olup onları anlatmış olamayacağım, hiçbir yerden duymadığın bilgileri vereceğim. Yorumlarımı anlatacağım. Bizim videoların özelliği bu zaten Ekonomist Çoban'da. Hiç kimsenin söyleyemediği şeyler söylüyorum ben videolarda. Evet, sorularım şu olacak. Adeta ben biraz daha kahin tarzı evet. Tamam. Çünkü normalde ekonomi videolarını aç seyret. En büyük doğayeni Atilla Yeşilada dahil. Mantık çerçevesinde olanı yorumlar. Atilla Yeşilada diğerlerinden farklıdır bu arada. Bir modelleme çıkartır, bir öngörüsünü söyler. O bakımdan kendisi... Akla dayanır. Yok, bir de hani sana yol gösterir. Atilla Yeşilada'yı dinlersen doğru bir yola doğru seni yönlendirir. Onun dışında diğer hangi yorumcu olursa olsun bulun bölge çıkan adamlar gibi. Bir şey soruyorsun, hani bu ne olur diyorsun. Diyor ki böyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur. Lan üçüncü halin imkansızlığı zaten. Savaş çıkarsa altın yükselir, çıkmazsa düşer diyor adam. Yani yükselebilir de alçalabilir de. Bravo. Lan işte üçüncü halin imkansızlığı bu. Atilla Yeşilada öyle değil. Atilla Yeşilada biraz daha verir. O yüzden hani bir öngörü almak istiyorsanız, yatırım tavsiyesi değil bir öngörü, Atilla Yeşilada'yı tavsiye ediyorum kesinlikle. Benim tavsiyeme ihtiyaç duyacak bir adam da değil bu arada, bir doğaya. Bir de kendimi diğer ekonomistlerden, ben bir ekonomist değilim zaten, ben bir çobanım. Adım Ekonomist Çoban. Kendimi diğer ekonomistlerin yaptığı işlerden ya da çektiği videolardan farklı videolar çeken biri olarak görüyorum. Bir videonun altına şöyle bir yorum geldi, kehanet dedin ya az önce. Mustradamus. Vay vay vay. Yok baba, bak ben sezgilerim var. Ama kahinlik boyutunda bir sezgiden falan filan bahsetmiyorum. Her zaman söyledim, ben bir modelleme yapıyorum. Genellikle modellemelerim de gerçeğe çok yakın olduğu için gerçeğe yakın sonuçlar veriyor. Evet. Çünkü bunu... o modellemeyi yaparken ekonomiyi yorumluyorsun, sosyal ortamı yorumluyorsun, matematiği kullanıyorsun. Tüm aslında bunların altında bilim yatıyor. Bir de yanlış anlıyorlar. Mesela ben diyorum ki borsalarda 2020'de dipsiz bir çöküş yaşanacak. Diyorum ki 28 Aralık'ta önümüzdeki 3 ayda yılın ilk çeyreğinde dolarda %11 artış bekliyorum diyorum. Bakın açın, orada videolarda var. Tarih 28 Aralık dolar 5.97. Tarih 31 Mart dolar 6.65. Ve bir şey daha ekleyeyim. Orada fırlama
Böyle olmayacak diyorsun. Evet, ben hatırlıyorum onu. Tek gidecek. Biraz artacak, biraz düşecek. Biraz artacak, biraz düşecek ve gelmek istediği yere gelecek gibi bir cümlem var. Yani 5.40'lardan beri şeyi söylüyorum farkındaysan. Bundan sonra artık düşüş yok. Tek gidecek. Evet. Ve böyle gitmesi lazım. Yine bu video, hatta bu el hareketini yapıyorum. Evet. Ve öyle de gidiyorum. Benimkisi gerçeğe yakın bir modelleme yapma. Ha bir de farkım şu. Ben bunu korkmadan derken şeyden korkmadan, yanılma korkusu olmadan. Çünkü hiç kimse tıkır 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 doğruyu tahmin edemez. İlla yanılacaksın baba. Yanılacaksın ama delikanlı gibi yanılacaksın. Hani diyeceksin ki ben böyle dedim, olmadı. Allah kelamı değil ya lan, ben söyledim. Evet. Söylediğin bir videoyu olmadığı zaman silmeyeceksin mesela. Aynen öyle. He. Bunları söylerken videolarım yüz binler izlensin, yüz binlerce abone gelsin diye dolar 12 lira olacak gibi saçma sapan bir şey de söylemiyorum. İnanmadığım bir şey de söylemiyorum yani. Evet. Bildiğimi söylüyorum. O yüzden mesela kalbim çok rahat. O yüzden mesela kimse bana daha bugüne kadar şey diyemedi. Ona çok Allah'a şükürler olsun. Ya Mustafa abi sana güvendik, böyle yaptık, terste kaldık diyen olmadı. Allah da dedirtmesin yani şu ana kadar. Tam tersini dediklerini biliyorum ama sen onu söylemek istemedin ama ben söyleyeyim. Mustafa yavaş, abi razı olsun. Yorumlara bakabilirler. Evet. Yok özelden de. Özelden de özelleri zaten. Telefonunu karıştırdım da arada. Baycaklar. Bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bildirim zili önemli. Bundan sonra çok video yükleyeceğiz. İlk siz haberdar olun. Sonra vay bak burada 500 kişi yorum yazmış, bana bu bildirim niye gelmedi demeyin. Vay ben ekonomist çobana Aralık ayında abone olsaydım. Vay o 0 lirayla nasıl yatırım yapılır videosunu izleseydim de onun dediğini yapsaydım şu anda Cipka'ya indirmiş olsaydım. Vay ben onu izlemiş olsaydım da 2020 kehanetlerinden borsalar dipşiz çöküş yaşayacak dediği zaman borsa tepedeyken çıksaydım dememek için o bildirim zilini açın, videoları takip edin. Bir şey daha söyleyeceğim. Yorumlara lütfen dinlemek istediğiniz, şunu anlatın dediğiniz bir konu varsa onu yazın. Çünkü bu ara çok sık video çekeceğiz. Günde 2'şer 3'er video çıkmayı planlıyorum. Allah bir mani olmazsa. Etmezse. O yüzden konuları istediğiniz şeyi, duymak istediğiniz şeyi yazın. Biliyorsam anlatacağım bu arada. Bilmiyorsam ben bir ekonomist değilim. Tekrar söylüyorum. Finansal okul yazarlığı olan matematiksel gerçekliğe çok bağlı bir modelleme yapabilen çobanın biriyim. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Aynı zamanda finansal piyasaları da yakından takip ediyorum. O yüzden bir ekonomist edasıyla değil, gerçek bir kişi, sizin gibi gerçekten reel iş yapan, üretim yapmaya çalışan, bir yandan da kendini ekonomik güçlüklerle, ekonomik savaşla mücadelede korumaya çalışarak ya da geliştirmeye çalışarak bunları da size anlatmaya çalışan bir çobanım. Başka sözüm yok Sayın Hakim. Bizi takip etmeye devam edin. Dostlar bu videonun da burada sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz lütfen şu aşağıdaki beğen butonuna basıp kanalımıza abone olup tekrar hatırlatıyorum. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Mutlu ve sağlıklı günler.